Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise sizlerle man zamirinin kullanımını göreceğiz. Bakın zamir diyorum. Man bir zamirdir. Zamir nedir? İsimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Şimdi önce manın anlamını görelim. Tabi anlamından önce manı karıştırmamanız için bakın şu ikisine dikkat edin. Değer man adam demektir. Man ise bir zamirdir. Anlamını birazdan göreceğiz. Bu ikisi farklıdır arkadaşlar. Bakın bu birincisi isimdir. Bu isimdir. Bu zamirdir. Bu cümle başında olmadığı sürece büyük harfle yazılmaz. Başlamaz yani. Cümle başında olduğu zaman sadece büyük harfle başlar. Tek neye vardır. Bu ise her zaman büyük harfle başlar isim olduğu için bir artikeli vardır. Bunun artikeli yok. Bir artikeli vardır ve çift neyle yazılır. Bu ikisi arası da fark vardır. İkisi aynı şey değildir. Bakın tekrar ediyorum. Bu zamirdir. Bu ise isimdir. Bunun artikeli yok ve tek neyle yazılır? Bunun artikeli var. Çift neyle yazılır ve büyük harfle başlar her zaman. Bu ise her zaman cümle başında olmasının dışında her zaman küçük harfle başlar. Gelelim man'ın anlamlarına. Arkadaşlar man cümleden cümleye değişik anlamlara gelir. Cümleden cümleye değişen bir anlamı vardır. Yani kimi zaman biri, kimi zaman herkes, kimi zaman insanlar, kimi zaman kişi diye çevirebilirsiniz. Ancak en çok kullanım ve en çok Türkçe çevrilen yapılardan biri de edilgen yapmasıdır. Bakın, man cümleye biri, herkes, insanlar, kişi olarak çevrilebilir Türkçe'ye. Bazen de edilgen yapılar oluşturulur. Bakın cümleme dikkat edin oluşturulur. Oluşturulur cümlesi, kelimesi, daha doğrusu ifadesi bir edilgen yapıdır. Tamam mı? Edilgen ne demektir? Edilgen öznesi belli olmayan demektir. Yani işi yapan değil, yapılanın önemli olduğu. Mesela burada çay içilir. Almanya'da Almanca konuşulur. Derken bunlar hep manla oluşturulabilir. Böyle cümle kurmak için manı kullanabilirsiniz. Şimdi man zamirdir dedik. Zamir ise özne yerine kullanılacaktır. Özne yerine kullanılacağı için de bir fiiller çekimlenmesi gerekir. Fiiller mana göre de çekimlenir. Çünkü zamirin yerini bu almıştır. Bu zamir olarak kullanıldığı için özne konumunda man vardır. Man özne konumunda olduğu için fiiller buna göre çekimlenmesi gerekir. Arkadaşlar fiiller çekimlenirken erzi, este nasıl çekimleniyorsa manda da öyle çekimlenir. Bütün fiiller için geçerlidir bu. Bütün modal verbler için, daha sonra modal verbler de göreceğiz. Bütün modal verbler için geçerlidir. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Bakın burada özne başta kullanılmamış. Almanca'da bu yapıları da göreceğiz. Öznenin başta kullanılmadığı yapıları. Yani bazen özne yerine başka ifadeler de cümlenin başında kullanılır. Her zaman özne kullanılmak zorunda değildir. Ama fiilin yeri hiçbir zaman değişmez. Fiil her zaman cümlede ikinci sırada kullanılır. Özne üçüncü sırada kullanılır. Eğer birinci sırada başka bir kelime kullanılmışsa özne üçüncü sırada kullanılır. Bizim öznemiz burada man'dır. In Deutschland spricht man Deutsch. Almanya'da Almanca konuşuyoruz. Bunu şöyle de çevirebiliriz. Man'ı insanlar olarak da çevirebiliriz. İnsanlar, Almanya'da insanlar Almanca konuşuyor. Ya da Almanya'da kişiler Almanca konuşuyor. Almanya'da herkes Almanca konuşuyor. Şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Bakın, in England trinkt man gern tea. Yine öznenin başta olmadığı, başka bir yapının başta olduğu bir cümle. Bunları göreceğiz. İngiltere'de çay severek içilir. Gern burada severek anlamı katar. İngiltere'de çay severek içilir. Yani severek çay içilir. Çay sevilir anlamı verir burası. Bakın içilir. Ya da İngiltere'de insanlar çayı severek içerler. İngiltere'de kişiler çayı severek içerler. İngiltere'de herkes çayı severek içerler şeklinde Türkçe'ye çevirmek mümkündür. Wie schreibt man das? Bakın edilgenin en güzel kullanıldığı cümlelerden biri budur. Wie schreibt man das? Bu nasıl yazılır? Wie schreibt man das? Bu nasıl yazılır?
Başka bir örnek. Wie schreibt man Regenschirm? Şemsiye nasıl yazılır? Aslında Almanca'da bir şeyin nasıl yazıldığını sormak için bu kalıp kullanılabilir. Mesela bir kelime kullanıldığında bu nasıl yazılır demek için. Mesela wie schreibt man Regenschirm? Şemsiye nasıl yazılır? Yani aslında burada Regenschirm nasıl yazılır demek için bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Mesela wie schreibt man Tisch? Tisch nasıl yazılır? Yani masa nasıl yazılır Almanca'da demek için bu ifade, bu yapı kullanılır.